Polinomun katsayılarını bulmaya kalktığınız zaman sol taraf sıfır olacak, sağ taraf da sıfır olacak, anlamsız olacak. Bu sana şu mesajı veriyor. Git x kare artı 3 x eksi 4'ü önce bir x eksi 1'e böl. Haliyle x artı 4 çarpı x eksi 1 olduğu için böylece x eksi 1'den kurtuluruz. Px arkadaşlar x artı 4 olduğu için katsayılar toplamı bunun 1 bunun 4. Yani gözümüz önünde olduğu için hani 1 bile vermedim bakın D oldu. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden elde edilen bölüm hx'miş. 7. dereceden bir polinomu 6. dereceden bir polinoma bölersek şöyle düşünün bakın. Px bölü Qx bölüm ne gelecektir? Böyle bir ax artı b 1. dereceden çünkü 7 şöyle bakın olaya x üzeri 7'yi x üzeri 6'ya bölerseniz tabanlar aynı üstleri çıkar x üzeri 1'i elde edersiniz. Burada da buna benzer bir mantık olur ax artı b şeklinde bir HX elde ederiz. Böylece bana aslında bunları vererek iki bilinmeyenden a ve b'yi bulabilirsin diyor. H1 arkadaşlar 7. H x yerine 3 yazarsak 2 eşitleri 10 oldu. Yapıyorum bakın a artı b 7. Sonra 2 a artı b eşitleri 10 geldi. Buradan eksi yaparsak a 3'müş b de 4. Demek ki HX polinomu 3 x artı 4 bizden h 3'ü istiyor. 9 artı 4'ten 13 oldu B şıkkı. Bir polinomun çarpanlarından biri ne demek? Böyle x eksi 2'yi 0 eşitlersek P2 arkadaşlar 0 demektir. Hemen kenarda bir örnek. Mesela bakın x eksi 2 çarpı x eksi 4'ün çarpanlarından biri x eksi 2'dir. X gördüğünüz yere 2 yazınca hakikaten 0 oluyor. Olay budur. Haliyle x yerine 1 yazarsam ben şimdi P2 1 eksi 3a artı 4a artı 3 0 olmalı. Buradan da a eksi 4 geldi d şıkkı. P'nin içinde x artı px eksi 2 2x küp artı 4'müş. Px polinomunun sabit terimi x yerine 0 yazarsak 2'ymiş. Soru bizden x eksi 4 ile bölümünden kalan yani p4'ü istiyor. Şimdi nasıl bir hareket yapalım? Ee, burada arkadaşlar biraz aslında bizi yönlendiriyor. x gördüğünüz yere 2 yazarsanız bakın 2 artı p0 eşittir. 8 kere 2 16 4 daha 20 yapıyor. P0 zaten bize 2 verilmişti. P4 eşittir 20. Yerine yazmamız yetti. C şıkkı oldu. İfadesi sabit bir polinom olduğuna göre B kaçtır denmiş. Arkadaşlar sabit bir polinom olması için x'lerin olmaması lazım. x'lerin olmaması ne demek? Aslında bu kesrin bir sadeleşen kesir olması gerekiyor. Böylece x karelerin katsayılarının oranı 2 bölü 3, burada x'lerin oranı a bölü 6 ve sabitlerin oranı b bölü a artı 5 birbirine eşit olursa güzelce cevabı buluruz. a 4 olduğu için bakın böyle. a'yı 4 bulduğumuz için 4 artı 5'ten 9 b de 6'ymış. Bizden zaten bunu istiyor. Örnek hemen kenarda göstereyim bakın. 2x kare artı e, a'yı 4 bulduk ya 4x artı 6'yı, 3x kare artı 6x artı 9'a bölersek 2 bölü 3 kesrini elde ederiz. İşte olay böylece sabit polinom olur. Px ve Qx birer polinom olmak üzere x eksi 2 çarpı Px Qx artı 1 eksi x küp artı x kareye eşitmiş. x gördüğünüz yer arkadaşlar 2 yazarsanız burası gider böylece 0 olur. Buradan da Q3 eksi 2 yazdığımız için 8 artı 4'ten Q3'ü hemen 4 buluruz. P ile ilgili hiçbir işimiz kalmadı x'e 2 verince d geldi. X polinomunun x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 ile bölümünden kalan x artı 1 çarpı x artı 2'dir. Şimdi biraz gıcık sorularda size tavsiyem şu. Böyle arkadaşlar bölen sonra bir bölüm sonra bir de bir kalan yazmanız. Çünkü burada hemen Taktiğe böyle cevap gelmeyebilir. Bu şekilde daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ee, bize kalanı vermiş. Px-1 polinomunun x-4 ile bölümünden kalanı soruyor. Bu ne demek? x yerine 0 eşitleyip 4 yazarsak P3'ü soruyor demek. Güzel tarafı ne? x yerine 3 yazdığınızda şurası bak 2, 1, 3 3'ten 0 oluyor. Bx'i bilmiyorum hocam deyip yine silebiliyorsun. Sonra x yerine 3 yazdığımız için 3 artı 1 4. 3 artı 2'den 5. Böylece cevap 20 geliyor. İşte olay bu. Yani bazen o yüzden bölen bölünen bölüm kalan ilişkisini yazmak lazım. Px polinomunun x kare eksi 4x artı 4 ile bölümünde bölüm qx kalan 2x eksi 3'tür. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümün bölündüğünde elde edilen bölüm diyor. Ha, bak şimdi. x kare eksi 4x artı 4 x eksi 2'nin parantez karesidir. Burası qx artı 2x eksi 3 oldu. Şimdi biz burada x eksi 2'ye böldüğümüz zaman bu polinomu bakın lütfen x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı qx ya burası bir de şurası bir dursun. Sen bunu e, gideceksin x eksi 2'ye böleceksin değil mi bu polinomu? Burası x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı qx olduğu için bunlar sadeleşir. Buradan bakın bir bölüm yani sonuç aslında bölüm derken bir Sonuç elde ettik. Bu geldi. Aynı şekilde 2x-3'ü de kenarda böleyim bakın. 2x-3 bölü x-2 bölüm 2. Burada tabii kalan da var 1. Yani bir sonuç daha elde ettik 2. Şimdi bu arkadaşlar bölüm. Neden? Çünkü biz bununla x-2'yi çarpıp bir de artı bir eklersek px polinomunu elde ediyoruz. Bakın bölünen, bölüm, bölen ve kalan. Demek ki cevap neymiş? x eksi 2 çarpı qx artı 2. E şıkkı. Soru zaten bitti ama bunu şöyle ifade edeyim bakın. 48'i siz 5'e böldüğünüzde ne yapıyorsunuz aslında yazarken? 5 çarpı 9 artı 3 diyorsunuz. İşte burası bölüm oluyor. Burası kalan oluyor. Ben de bu mantığa uygun bir şekilde. Bazen bu temel sayma sorularında bölme yaptığımız şeylerden yararlanarak polinom yorumları yapıyoruz aslında. Bunu bu mantığa benzetebilirsiniz. Px polinomunun tek dereceli kat toplamı nedir demiş. P1 ve P-1 elde edebiliyor muyuz? Bakayım evet elde ediyoruz bak. 4 yazarsan 3 gördüğün yere P1. Burası eksi olacak. Zaten formülde de öyle. Diğeri bak 4 yazınca P-1 oldu. 4 üzeri 4 eksi 4 çarpı 4 üzeri 3 artı 4 çarpı 4 16 artı 4. Birbirini götürdü. Her iki tarafı 2'ye bölersek işte size formül 20 bölü 2'den cevap 10'muş C şıkkı. Formül sorusu P1 artı P-1 bölü 2 çift terimleri veriyordu. P1 eksi P-1 bölü 2 de tek dereceli terimleri veriyordu. Px eksi 2 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir demiş. Önce şuna bakın. Bir polinom P eksi x olunca derecesi değişmez. P2x olunca yine derecesi değişmez. Sonuç polinomuna dikkat eder misiniz? Kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. Demek ki bu polinom arkadaşlar birinci derecedenmiş. Birinci dereceden üç polinomu çarparsanız üçüncü dereceden elde edersiniz. Neden? Tabanları aynı üstleri toplanır mantığı. Haliyle burada bir de sabit sayıda olmamasından kaynaklı aslında olay şuymuş. Px eşittir ax şeklinde bir polinommuş. Yoksa cevapta muhakkak bir sabit sayı böyle çıkardı. Demek ki buradan P eksi x arkadaşlar eksi A x oldu. P 2 x de yerine yazarsak 2 A x geldi. Çarptığımızda eksi 2 A küp x eşittir. Eksi 128 x küp geldi. Buradan x küpler sadeleşince bunları da sadeleştirirsek A 64 olur. A arkadaşlar 4. Polinomumuz 4 x polinomuymuş. Bizden px eksi 2'nin x eksi 3 ile kalanını istiyor. x eksi 3 sıfıra eşitse x yerine 3 yazdığımızda 3 eksi 2'den benden p1'i istiyor demektir. Buradan da p1 eşittir 4 oldu b şıkkı. x kare eksi 2x artı 3 x kare artı 1 px ile qx çarpılmış ve toplamında bir sabit polinom elde edilmiş. Buradan arkadaşlar önce bir Px'de Qx'i düzgünce çarpacağız. Bazen üşenmemek gerekiyor yani. X üzeri 4. Sonra artı x kare. Eksi 2x kare küp. E, eksi 2x. 3 ile çarparsak 3x kare ve 1 ile çarparsak 3. düzenleyeyim X kare. X üzeri 4. E, eksi 2x küp. Artı 3x kare. 2x kare doğrudan. 4x kare. Eksi 2x artı 3. Şimdi sabit polinom olması için x üzeri 4'ün, 2x küpün ve 4x karenin ve 2x'in kurtulması lazım buradan sorudan. Haliyle demek ki ax üzeri 4'teki ne olmalı? Eksi x üzeri 4. Sonra yine arkadaşlar bx küpte de 2x küp olması lazım ki birbirini götürsün. 4x karede eksi 4x kare olmalı. Ve eksi 2 xte de, de artı 2x olmalı. a'yı kaç bulmuş oldum? Buradan yararlanarak eksi 1. b'yi... 2 buldum, c'yi eksi 4 buldum ve d'yi de 2 buldum. Böylece eksi 1 artı 2 1, eksi 4 çarpı 2 eksi 8 topladığımda eksi 7 geldi. İşte olay bu bakın, polinomları toplamak, çıkarmak. Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan pa'dır. Tamam bunu zaten biliyoruz, söylemiş yani kural olarak. B1 gerçek sayı olmak üzere pb0 evet bu da kural. Şu ilk ikisi normal kuralı söylemiş. İkinci dereceden px artı 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 12'dir. x gördüğümüz yere ne yazacağız? Sıfır eşitleyince 3. 3 artı 1'den p4'ün 12 olduğunu söylüyor. Eksi ve 2, eksi 2 ve 3 sayıları polinomunun sıfırları ne demek? Polinomun kökleri demek. Bir denklemin, bir polinomun, bir parabolün arkadaşlar fark etmez yani fonksiyonun kökleri verildiği zaman şunu söylüyor bize. Baş kat sayısını bilmiyoruz ama bunun çarpanlarından biri x eksi 2'den x artı 2'dir. Diğer çarpanı da x eksi 3'ten dolayı budur arkadaşlar. Gerçekten x yerine 3 yazınca sıfır olmuyor mu denklem? Ya da x gördüğünüz yere eksi 2 yazınca sıfır olmuyor mu? Bu ikinci dereceden olduğu için daha başka bir şey eklemeye gerek var mı? Hayır. Kalan eklemeye gerek var mı? Yok. O zaman hatalı olur. Düşünsene. Şuraya 3 yazdığını düşün. O zaman k'nın sıfır olması lazım. Buradan bile belli bir k değeri yokmuş arkadaşlar. Onu hemen şöyle siliyorum. Şimdi bazen kafanızda yatmadığı zaman deneyin deneyince ispatlayıp anlayacaksınız olayı böylece. Artık arkadaşlar burada bize P4'ü 12 verdiği için x yerine 4 yazarsak a çarpı 4 artı 2 6 4 eksi 3 1 eşittir 12'den a'nın da 2 olduğunu gördük. Px polinomunun 2 parantezinde x artı 2 çarpı x eksi 3 olduğunu görünce Böylece 2 yazarsak P2'yi bulmuş oluruz. 2 çarpı 4 eksi 1'den cevap eksi 8 gelir. B şıkkı olur. Px polinomu 2x üzeri 2n eksi 6 artı 2 üzeri n eksi 4 sabit bir polin olmuş. Birincisi n4 olabilir. Doğru mu? İçeride ne olduğundan bağımsız. 2x üzeri gerçekten bakın eksi 2 artı 2'nin haliyle sıfırıncı kuvveti ne olacaktır? 1 olacaktır. Sabit polinom olur. Şunu diyebilirsiniz. Ama burada hocam eksi 2 olmuş. Zaten şuna bir polinom dememiş ki. Bu polinom değil yani. O normal bir denklem. Px polinom burada. Sonra ikinci durum arkadaşlar. Buradaki n3 olabilir. n3 olursa bak yazıyorum şimdi. 2 çarpı x üzeri 0 artı 2 Üzeri n eksi 4 de nedir? Eksi 1'dir 3 yazdığımız için. Buradan da px arkadaşlar kaç geldi? 1 bölü 2. Şey pardon. Şurası 2 artı 2'den 1 bölü 4 oldu. Bundan dolayı bir polinom sabit polinomsa üstteki gibi ise p3 eşittir 1 olacak. Eğer aşağıdaki gibi ise p3 eşittir 1 bölü 4 olacak. Alacağı değerler toplamı da böylece 5 bölü 4 a şıkkı olur. Px-7 polinomunun x-5 ile bölümünden kalan demek, x yerine 5 yazarsak p-2 demektir. x-13 ile bölümünden kalana eşitmiş. E, burada da x gördüğümüz yere 13 yazarsak bu da p-6'ya eşit olduğunu gösterir. p-2 çarpı p-6 o zaman bunlar aynı değer. p-2, p-2 eşittir 4 tane p-2, eksi 4. Buradan p-2'ye k demek istiyorum k kare eksi 4k artı 4 eşittir 0. k eksi 2'nin karesi 0 oldu. k 2 yani p eksi 2 arkadaşlar 2'ymiş. px artı 5 polinomunun kat sayılar toplamı ne demek? x gördüğün yere 1 yaz p 6'yı bul demek. Zaten p eksi 2 de soruda p 6'ya eşit verilmişti. Cevap 2 oldu. B şıkkı geldi soruyu şimdi ben böyle görsem sınavda arkadaşlar Allah dedim derim yani eyvah ne yapacağız şimdi yoksa çok mu gıcık soru? Yok aslında burada anlatmış size zaten. Biraz böyle süreye oynayan sorular bu sorular. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye numaralandırılan şeyler var ve bunların her birine bir harf geliyor. Örnek 3 D'ye karşılık geliyor. 8 N'ye karşılık geliyor gibi. Sonra size bir polinom veriyor. Bu polinomda üstteki rakamları yazdığınızda Örnek 2'yi yazdığınızda 5 geliyor ya artık 5K'ya karşılık geliyordu. Demek ki buradan arkadaşlar elde edeceğimiz harf K'ymış. Sonra mesela P01'e eşit ya. Bir de zaten B'ye denkmiş. Böyle bir DBKZ oluşuyormuş 1024 kullandığımız zaman. Aynı şekilde 127 sayısını kullandığımızda D ile başlayan bir kelime elde ediyormuşuz. O zaman ne diyeceğim? X yerine 1 yazacağım. 1 artı N arkadaşlar. D'ye karşılık geliyormuş. Peki 1 artı N D'ye karşılık geliyor da D neye denk geliyor? 3. Demek ki 1 artı N 3'müş. N buradan 2'ymiş. Bütün olay bu. Px polinomu arkadaşlar. X artı 2'ye eşit. Artık biz burada 127'yi bulurken 1. P1 zaten 3'tü D'ydi. 2. P2 2 artı 2'den 4. P7 7 artı 2'den 9. 4'e karşılık gelen alfa hangisi? E. 9'a karşılık gelen harfi hangisi? Z. E, Z ve D. De, des kelimesiymiş bu. Son iki harfi de gördüğünüz gibi ez oldu. Yani bazen böyle enteresan görünümlü sorular oluyor. ÖSYM de soruyor. Ama gerçekten düzgünce okumanız ve okuduğunuzu anlamanız yeterli. Biraz buna odaklanıyorlar. Yani anlıyor musunuz? Yoksa korkuyor musunuz? Strese mi giriyorsunuz? Sınava aynı zamanda biliyorsunuz bir stres yönetimi sınavı.